E-İhracat Seferberliği Tanıtım Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait plazada gerçekleştirildi. Bugün çok hayırlı bir işin başlangıcını yaptıklarını aktaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanlığımız ihracatı artırmak üzere e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteğini hayata geçirmişti. Şimdi de bu kapsamda bakanlığımızla birlikte e-ihracat seferberliğini başlatıyoruz bilgisini verdi. İhracat performanslarını güçlendirerek ulaşacağız. Bu kapsamda şirketlerimizin dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba'ya üyeliklerini destekleyeceğiz. Firmaların bu platforma üye olmaları için ödemeleri gereken bedelin ön finansmanını Türkiye Odalar ve Borsa Birliği yapacak. Sonrasında da üyelik bedelinin %80'ini Ekonomi Bakanlığı, geriye kalan %20'lik bölümü ise Halkbank ve Vakıflar Bankası karşılayacak. Böylece firmalarımız herhangi bir bedel ödemeden küresel pazar yerlerine üye olabilecekler. İşte bu adım tam anlamıyla bir ihracat seferberliğidir. Türkiye'nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde bulunan odalarımız ve borsalarımız sayesinde milli bir seferberlik başlatıyoruz. Bir diğer önemli girişimimiz Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle önümüzdeki günlerde e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlıyoruz. Güven damgası uygulamasıyla birlikte tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini giderecek bir çalışmamız olacaktır. Bugün de e-ticaret seferberliğini başlatıyoruz. Projenin yararlanıcısı olarak şirketlerimiz pazar yerlerine üye olarak milyonlarca alıcıya kolaylıkla ulaşabilecekler. Elbette pazar yerlerine üyelikle müşterilere daha kolay ulaşabilir olmak ihracat yapacağımız anlamına gelmemektedir. Platform üzerinden ihracat yapabilmek için bu platformları etkin kullanmak gerekmektedir. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de e-ticaretin gelişmesi için birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdiklerine değinerek şunları söyledi. Doğru konumlandırmalarını sağlamak için kitlesel bir eğitim seferberliğinde buna paralel olarak başlatıyoruz.